Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamit Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun ordu etabının %90'lık kısmı neredeyse tamamlandı. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayacak olan toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar Türk lirası olan 6 ili direkt 50 ili ise dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Karadeniz-Akdeniz yolu çok hayati bir yol bizim için. Sadece ordu için değil, Türkiye için de önemli. Yani bırak bölgeyi, Türkiye için de önemli. Çünkü bütün o Karadeniz'in, Rusya'nın, Gürcistan'ın, Ukrayna'nın imamları Karadeniz'i dolaşıp, Ege'yi dolaşıp da Akdeniz'den dolaşmadan şeyden aşağı inecek. Mersin'den aşağı inecek. Tamam mı? Aşağıdan Mısır'dan, Lübnan'dan, Suriye'den, Ürdün'den, İsrail'den gelenler de bütün Akdeniz'i dolaşıp Ege'den yukarı çıkıp Çanakkale, Marmara, demek Karadeniz'i dolaşmadan bizim buraya gelecek. Acayip bir şey. Ordu ile Mersin arasında 41 tane vilayetin şeyi var. İthalat, ihracat malları var. Yani Huni gibi düşün. Huni bir tarafında ordu, bir tarafında Mersin. Evet. Tamam mı? Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ve bu çok heyecan verici projeyi. Ben Kızılcahamam'da da hem bakanlarla hem de el üstü üretimde görüştüm. Bu bizim büyük bir hediye şeyimiz olacak, katkımız olacak.